Merhaba arkadaşlar ben Umut. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün size bir duyuru yapacağım. Bombama ara veriyorum evet. Çünkü olan olaylardan bıktım. Her gün günde 10 saatten fazla bombama oynuyorum. Buna ara vermem gerekiyor. Üniversite hayatına başlayacağım için başka oyunları oynayacağım. Bombom beni çok meşgul edecektir. Uğraşamam. Hem de bombomdan bıktım yani. Ara vereceğim. 442 kanalıma duyuru Umut Demir kanalına da çocukken oynadığım Flash oyunlar serisi olarak konacak bu video. Şimdi 30-35 saniye falan geçince bot eşliyor. Onu söyleyeyim size. Bir de muhtemelen Umutak Demir kanalındakiler 442 ne? Öyle bir kanal mı var? Diyebilir. Evet var. 440 benim çok sevdiğim bir rakam. Bu oyundaki en iyi oyunculardan biriyim ama işte bıktırıyor be. Nasıl desem çok fazla çar falan oynuyorum. Şu civcivin vurma efekti. Çok güzel o. Şuradan oyunun ses efektini açayım da nostaljik olsun. Heh. Oyunda birçok hesabım mevcut arkadaşlar. Çok fazla hesabım var. Hepsini tek tek gösterebilirim. Mesela bu 20 milyon 0 TL ile kastım. 0 TL ile kastım bunu 20 milyon. 0 lira harcadım oyunu. Neyse ego kasmayı boş verin şimdi. İşte silah artı falan basıyorsun. Ne bileyim sentez basıyorsun. Artı basmayı eskiden şansla basılıyordu. Bence daha iyiydi. Sentez aktarma yine bildiğimiz gibi. Füzyonlama bir tık değişti öyle. Bu hesapta da 0 TL arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk yükleme görevi duruyor. Ve hesabın açılış tarihi 11 Temmuz 2011. Silahtan anlayabilirsiniz. Antika biçer. Biraz işte kartlar. Ana kartlar mor parlar. Böyle. Bu kartlar platin kartları etkinliklerden geliyor o zamanda. Bunları da etkinlikten dizdim. Aynı zamanda şu benim rules hesabında daha çok hesabım var. Tek oyundaki tek şans hasar incisi. Bir de tek kalıcı mutlak yıldırım. Ha. İniyorum aşağıya. Ha, bu da benimdi. Neyse. Neyleri gösterebilirim? Bana? Ha, 440 usta. Bu göstermeye değer bir çar. Buna kalıcı gürüz falan çektim. İşte öyle. Peti'nin 2'de efsane bu arada, onu da söyleyeyim. Şu valeriye çarı da benim. Tek kız hesabım bu olabilir. son olarak şu 442 var. Daha çok var da bunları gösterip geçiyorum ben. İşte bu var. Böyle bir bogosu var bunun. Yapıyor. Neyse. Şimdi eski çarlarımı bir kısmını gösterdiğine göre oyunda bazı şeylerden bahsetmeye başlayabilirim. İşte eğitim sistemi. Kart kılavusu. Totem pay to win. Oyun baya bir pay to win bu arada. Maymun diye bir şey alıyorsun. Sopayı basıyor rakip tekiyor. Burada çizimleri uzatacağım şimdi biraz. Gerçi niye uzatıyorum ki oyunu bırakacağım zaten. Boş ver Burada sağanaklar. Günde bir kez basabiliyorsunuz ve o kişinin burada gözüken statlarının %20'sini yani 5'te 1'ini yarım saatliğine alıyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Elime bir AK takayım bot keseyim. Sonra da biraz keşife gireceğim. Petlerin değişik özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Petlerin böyle stat arttıran kıyafetleri var. Değişik statlar eklendi büyü saldırı, büyü direnişi. Bunlar çok önemli statüler arkadaşlar. Ve bu oyunu ben 11 yıldır falan oynuyorum. Bir yıl ara vereceğim en az. Birçok yerde duyuru yaptım bunu. En eski hesabım bu. Açıldı. Eski silahlarla oynamak güzeldir. Şöyle yollayayım. Hop ölmedi. Püf be. Şimdi bu bot İki saat boşa çıkacak. Sıkacak. Ve aynı zamanda şöyle de bir şey var. Eğer bot gelmezse muhtemelen sizden çok çok güçlü veya da çok çok güçsüz biri geliyor. Oyunda adalet yok. Oyun seviyeye göre eşliyor. Oyun baya bir pay win. Oyuncuları zaten Valorant ve LoL kitlilerinden daha kanser. Tehlikeli tipler yani. Hemen üniversiteye başlayacağım için bu arada... İki yıllık bilgisayar programcılığı okuyacağım. İşte onun içine bırakıyorum. Tek sebep oyunun beni çok yorması değil. Benim şu melek de sıkıyor benimle birlikte. Gördünüz mü? Pumerank'la birlikte, Aşk pumerang'la ile birlikte şu Aşk arka planını kullanıyorum. Çok uyuşuyorlar. AK-48 böyle. Eski silah. Hesapta eski takılar da mevcut. Gerçi bu... Şey gibi oldu. Hesap tanıtımı gibi oldu. Ama neyse. Şu çarlardaki itemları dağıtayım ben. Gerekmeyenleri. Arkadaşlar yorumlara yazmayın. Çarlar satılık değil. Bunlar için, benim için manevi değerlere sahip. Özellikle de bu 440 ruzu 1 milyon verseniz de satmam. Benim için en değerli çar O yüzden tek bunu da çekiyorum. Oyunda kölelik derecesinde etkinlik görevleri var. 15 zafer. 15 çarpı 3 falan. Bunlar hep. İşte böyle. mesafeyi ölçelim. Burada mesafe ve kuvvetler yazıyor buna göre. Bunların çoğu yanlış bu arada. Ben kendime ezbere atıyorum. Şöyle atsam tutar mesela herhalde. Tüh. Eh. Bu oyun eskiden çok güzeldi. Artık o kadar değil. Hatta hiç güzel değil. Arkadaşlar bombama sizi uyarıyorum bak. Bombama sakın geri dönmeyin. Sakın, ciddiyim, sakın bombama geri dönmeyin. Transforma ise Sanelika'ya bilmem neye dönebilirsiniz belki ama bombama dönmeyin. Eskisinden çok daha kötü bir durumda. Zaten çarları bilerek bu arada fark etmişsinizdir nostaljik giydiriyorum. Öyle seviyorum. Çünkü. Ulan bunu tabi vuramadık ya. Şimdi vurun herhalde. Şöyle. Neyse kritik gitmedi. İşte bir de bazı şeyleri merak ediyor olabilirsiniz. Böyle yetenekler var. Civcivi çok seviyorum ben. Civciv çok güçlü bir pet. Ufak tefek keşiflere gireceğim şimdi. Oyunu göstereceğim merak edenlere ne durumda diye. İşte oyun bu durumda arkadaşlar. Değişik emojiler eklendi eskisine göre. Böyle nasıl desem tuhaf tuhaf emojiler. Aa 4 seviye güçlendirme taşı var. Sarı 4 level güçlendirme taşı. Şöyle yat aşağı. Heh. Oyun sesi bilerek açık oynuyorum. Genelde bu oyunu 3-4 hesap birlikte oynuyorum. Kendi hesabım oynadığım hesap 7 tane hesap var. İkisini yeni kurtardım. Bunu da bir ay önce falan kurtardım. Bu asıl ana hesap oluyor zaten. Kurtarırken çok çile çektim. Diğer hesaplar oldu 15-16 milyon. Ben bunu daha yeni kurtarıyorum 4 milyon. Ama bunda oynamak kat kat zevkli. Şu kurtarma operasyonu denen şey çok sinir bozucu. İnternetten açı bakabilirsiniz. Benim 442 kanalımda 7 ve 8. etapların açı hızı mevcut. İşte oyun böyle ya. Yeni denetim görevleri falan filan. Bu güzel bir şey. Bende bir tane antlaşma vardı. Ondan bir tane boss açayım. Elime de şey takacağım. Süper fıçı. Evet küçük bey. Süper öfkeymiş. Süper öfke mi takayım? Fıçı takayım be. Fıçı daha güzel duruyor. Fıçı takacağım. En güzeli bu merakla. Fıçı takmak istiyorum şu anda. Ne açsam boz. Eski keşiflerden açacağım. Şey olabilir. Kabile kah değil de. Ejder kah boz veyahut hatta... ana forma olsa ejder kahbos yapıştır. Müziği açalım biraz. Şöyle. Artık bu arada ZXC'ye istediğinizi alamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Skilllerin levellerini yükseltebiliyorsun ve tek slota koyabiliyorsun. Ama tek slotta rakamları yüksek gördüğünüz gibi. Mesela dört tane kullanıyorsun. Bunların cool yani bekleme süresi de var. Böyle şeyler. Uçarlar böyle kalacak. İçindeki itemları falan belki dağıtırım. Müziğin sesi yüksek gibi biraz kısayım. Heh, şöyle. Fıçı kafa yarar affetmez. Oyunun müziklerinin aşırı derecede mükemmel olduğunu söylemiş miydim? Bombomun en iyi yanı müzikleri. Gerçi bunun sesi hala yüksek gibi. Kısayım. En iyi yanı müzikleri bence. Bu ejder yine aynı işte. Bir fark yok. Artık buna tek atıyorlar. Benim şu Rulester'ı da tek atabiliyor. İyi kritik atınca böyle. 7-8 kritik gidince. Tabi o çok zor bir olasılık ama sonuçta atıyor. Yani oyun eskisi gibi sarmıyor ya. Girmeyin. Aklınızda eskisi gibi kalsın bu oyun. Girmeyin. Sözümü dinleyin girmeyin oyuna. Sakın. Size pişman olma garantisi veriyorum. Aa, Pov geldi. Keseyim şunu. Şöyle. Şu, bir kritik girse efsane olmaz mı? Ah be, girmedi. Ama olsun. Daha yeni VIP açmıştım çarları ama... Olsun be. Bir şey olmaz salmam lazım bu oyunu. Bu saç ve gözü neredeyse her çarda kullanıyorum. Onlar özel. Laf ettirme bunlara. Her yerde 442 ismini kullanmam bombomdan gelir. Bunu da söyleyebilirim size. Yani görevler. O bir dakika. Çarı 61 yapalım. Şöyle kes bakayım. Çar 61 olsun mu ya? Olsun olsun. 61 olsun çar. AFK taklidi. AFK taklidi. Her zaman işe yarar. AFK taklidi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şöyle bir 61 yapacağım. Canım öyle istiyor çünkü. Umut niye çarı 61 yapıyorsun falan diyecekler olacak. Canım öyle istiyor kardeş. Olamaz mı? Canım öyle istiyor. Canım 61 level istiyor. Hmm, ne yapabilirim şimdi size ne gösterebilirim? Onu düşünüyorum. Demirciye bazı kısımlar eklendi. Potansiyel yaldızlama. Potansiyelle pot taşı basıyor. Yani yaldızlama da gold incileri. Tabi uzun zamandır gelmiyor gold incileri. Çar nostaljik gözüksün diye ben bilerek basmıyorum buna. Hepsine basılıyor yoksa. Hmm, rafine yine aynı. Savaş ruhu. Aynı. Ruh taşı bölümü. İşte artısı yüksek olanlara basıyorsun bunda. Burada böyle bir yer var işte. Bunun makrosunu falan çok yapıyorlar. Siz yapmayın. Bu işe girişmeyin. Oynamaya devam edenler için söylüyorum. Bu işe girişmeyin abisi. Ee, takılara artı basmak. Sonsuz aşk artık burada yapılıyor. Bunu söyleyebilirim. Efsun işte şu yıldızları görüyor musunuz? Birinci dizi yazarının altında 3 yıldız var. İşte onlardan arttırıyorsun. Yarım yarım artıyor. Bunları da böyle ekliyorsun. Evrim taşı diye bir şey var. Artık gelmiyor tabi. O yüzden sıkıntı. Şimdi elime öfke takacağım ben. O, çarda destan karasası da var. Çarın main silahlarından main silahlarından biri destan karasası. Bunu da göstereceğim. Nerede göstermemi istersiniz? Savaşçının gizli yeri. İşte giriyorsun. Öyle ilerledikçe güçleniyorlar falan filan. Çiftliği göstereyim. Burada bir tane kovboy var. Evet kovboy civciv var. Nerede geçiyor? Burada bir kelebek var. Parlayan ağaç. Oyun çok karışık aslında. Benim bile bilmediğim bir sürü şey var. Hala bilmediğim bir sürü şey var. Ring savaşı. Ringde işte sıralama kasıyorsun. Mesela şuna dalayım. Elime süper öfke takıp bir maç girdikten sonra çıkarım oyundan. Çarı boomerang takılı olarak bırakacağım. Veyahut da karar mı takılı olsa? Kararsız kaldım. Öfke ve fıçıya gerek yok. Onlar zaten kalıcı. Eski oyuncu olunca silah otomatik 30 gün yenileniyor her şey. Bu 3 gün kalan şeyler yenilenecek bu çardaki. Şöyle yapıştır. Vallahi işte bu arka planın en iyi özelliği. Kalpler üstüme geliyor işte. Kalpleri böyle fırlatıyorum. Arkamdaki melek de fırlatıyor. Bu arka planı seviyorum. Sırada süper öfke var. Süper öfkemizi takalım arabayı falan boş verin. Ha bu arada etkinliklerde efsane bıçağı dağıtıldı. Bu silahı da göstermezsek olmaz. Evet bu silahı göstermezsem olmaz. Bu antlaşma denen meret birçok şeyi sağlıyor aslında. Tanrısal koruma gücü yok bilmem ne bilmem ne. İşte oyun bayağı pay oldu. Millet buz fırtınası diye bir silah var işte. 2000 lira mı ne veriyorsun? Çok fazla gömüyor bu silah. Aşırı derecede fazla gömüyor. Özelliklerinden biri bu. Yani buz fırtınası denen melette bir şey eksik böyle. Bir otomatik vurmuyor. Bir rehberi yok. Pasifi rehber olsa tam olacak. Bu arada şeyi de göstereyim. Samuray takımı getirirler. Samuray takımı var. Tabi telafilerde de getirirler. Hatta ben son videoyu koymuştum 442 kanalında. Oyunun yarısı samuray oluyor. Bombom 37 bom, Slender. Burası da koruma ruhu işte. Bunlar maçlarda bazı özelliklerini arttırıyor senin veya da bazı özelliklerini düşürüyor. Bu tarz. Mesela bu saldırısını düşürüyor rakibin. Bu senin canını arttırıyor takımının. Bu rakibin enerjisini düşürüyor. Dayanıklık dediği enerji. Oyunda bir sürü çeviri hatası mevcut. Çok fazla. Aşırı fazla çeviri hatası var. Uf, bu harita efsane. Şimdi bu da povlamak istiyorum ben. O yüzden povunu görün siz. Povu çok önemli bunun. Normal atışı falan çok numarası yok ama povu efsane. Povunu size göstermek istiyorum. Şöyle basayım. Pov da olmadı ya neyse. Ya da direkt şöyle üçlü atayım siz görmeniz için. Bilerek ıskalıyorum şu anda görün nasıl atıyor diye. Hop. Povu da böyle. Pov'u çok şekil bu arada. Çok seviyorum onu Pov'unu. Dezavantajı açısının dar olması. En büyük dezavantajı budur silahın. Süper öfkeden hiçbir farkı yoktur. Sadece kendi takımı vardır. Bunlar bonus statü verir ve de bunun tekli Pov'u olması. Süper öfkenin üçlü Pov'unun olması. Şimdi süper ile de bir maç gireyim. Etkinlik aparatlarıyla bir şeyler alabilirim. Bunlarla bir şeyler alayım bir. Benim şu Lucifer hesabına da baya bir 2k falan kuzu vardı. Onları da harcamam gerekiyor şimdi tabi. Bunlarla şimdi Efsun deneyeceğim silahı. Çok aşırı zor geçen bir şey. Büyük şans istiyor. Direkt bas şöyle. Hatta geçecekse geçeceği varsa geçer zaten. Yokmuş. Nasip değilmiş. Boş ver. Evet. Oyunun durumu böyle. Oyun aşırı paytwin. Adaletsiz. Bir durumda. Niye devam ediyorum? Bağımlılıktan. Oyun çok bağımlılık yapıyor. Uzak durun. Oyun son kez söylüyorum muhtemelen ama bir daha da söylerim tahminim şu video içinde. Bak oyuna girmeyin tamam mı? Oyuna girmeyin. Nikah memuru aynı. Açık arttırma alanı aynı. Birlik kulübü aynı. Demir rica atölyesi. Zaten bu menünün içinden geçtiler. Çok kötü olmuş. Kaplıca. Kaplıca bombom 2'de yoksa bombom de vardı. Tekrar eklediler kaplıcıyı. Şey böyle pelerinimsi bir şey oluyor VIP altı olunca. VIP altı olunca demişim. VIP olunca kısaca. Ama VIP'iniz yoksa bornozla geziyorsunuz. Hala kaplıca kullanılıyor. Merak etmeyin kaplıcaya konuşmaya giden kişiler var. Kaplıcada feci kavgalar falan hala dönüyor. Cinsel konuşmalar hala dönüyor. Buraya partner diye bir şey eklediler. Burada mini game oynuyor işte. Böyle giriyorsun. Aa. Tekrar denedim. Sınırım patlatmak gerekiyor. Öyle bir oyun. Bu dolunca bu silahı kazanıyoruz galiba. Maya yılanı değneği oluyor bu silahı da. Bunu da basayım. böyle bir mini game bu da. Diğerini göstereyim. Diğeri de aynı şey herhalde. Evet değişik bir versiyonu. Böyle bir mini game. Denize. Pardon. Şu gölete gireyim. Kaplıcanın görünüşü tamamen aynı. Bir de havada kalma bug'ı var. 442 kanalında yine de var ama Uğut Akdemir'den izleyenler için yine de göstereyim. Şöyle hızlıca tıklıyorsun. Buradan böyle. Bir süre sonra havada kalıyorsun. 442 numarasının benim için değeri çok büyük. Bombama ilkokul 1'de başladım işte o zaman numaram 442 idi. Ah yapamıyorum. Bu oyunda ismim 442 olduğundan beri her oyunda 442'yi kullanırım. Yapamıyorum lan. Neyse olur şimdi herhalde. Heh, oldu. Tamam havadayım. Bakın. Havadayım. Neyse çıkayım buradan. Ne gösterebilirim başka? Çingeneyi göstereyim. Burada sıralamada oyunun en iyi para bebelerini görüyorsunuz. Oyuna en çok yatıranları görüyorsunuz. <laughs> Neyse. Aa, ne önersem lan. Ee, yardım edecek var mı? Birlikten yazmış. Bakacağım şimdi. Bu hafta kont gelmesi gerekmiyor muydu ya? Ben mi yanlış biliyorum? Bu hafta kontun kılıcının gelmesi gerekiyordu. Kontun kılıcı nerede? Ha, geriye doğru gidiyor galiba. Ee, kontun... Kılıcını bekle. Ben yarın gelecek demiştim ama yanılmışım. Ne gösterebilirimse. Kurtarma operasyonunu göstereyim. 1 ve 2 kolay, 3 kolay. Se şu iğrenç 4. bölümü göstereyim. Bununla mesela 50-53 atmak zorundasın. Yoksa ıska. Belli açı hızları var. Bazı yerlerde bir hız bile kaçırırsan affetmiyor oyun. Ve ok tamı tamına yetiyor. şöyle 37 69 bunu doğru attım. Aha 42 yüzü bu. Bunu atmak basittir. Heh, tamam. Bunun üsttekine 60 82. Gerçi rüzgara göre 81 de olur. 82 attım ben yine de. Şimdi 45 63. 64 atınca duvara takılıyor. Hız tutturmak kolay iş değil arkadaşlar. Kolay gözüktüğüne bakmayın. Bu 50-56'yı sanırım. 55 attım rüzgardan tutar sanırım. Tamam ucu ucuna. Ucu ucuna bak. Bir hız kaçırdın mı? GG. Rüzgara dikkat etmedin mi? Bir hız kaçırdın mı? Direkt GG mesela. Zaten 5 ve sonrasını o ok satın alarak yapabiliyorsun. Buna Patreon demeyeyim ya. 600 kuponu emekle kasabiliyorsun. Maymun Peti çok OP. Şimdi şuna silah önererek... Hmm. Nasıl bir silah alsın bu? Povu kesinlikle üçlü olsun. Geliştiricinin povunu bilmiyorum ki. Hiç kullanmadım bak. Bilmiyorum işte. Neyse. Süper gramofon. Şimdilik. Şimdilik gramofon kullansın. Bir şey olmaz. Şöyle yazayım. Hazine haritası bildiğiniz gibi. Böyle rastgele şeyler gözüküyor. Her zaman hazine haritası ve başlangıca geri dön tarzı şeyler geliyor. Bir de bundan... Sürekli ya 5 ya 10 geliyor. Bunu da garantisini verelim. Ya 5 ya 10. Net. Nerede? da pay to win. Bakın. Harcama etkinlikleri. Yükleme etkinlikleri. Yükledikçe kazan. Pay to win bir oyun. Anlıyor musunuz? Pay to win. Pay to win. Sözde çok güzel bu arada. Bok dök. Boka muhtaç olma. Bok dök, boka muhtaç olma. Şu öfkeyi kullanayım bir. Bu haritadan nefret ediyorum. Çok böyle takılmaya müsait. Nasıl desem? Duvara falan takılmak çok basit. Heh. Direkt suratıma uçtu. Dinamit normalde bu kadar çok kritik atmaz. Benim bin ikincileri kritik dizili. Bir de kritik asar. Hem çok krit hem kriti sağlam vuruyor. Tabi hepsi mor. Şöyle bitirelim şunun işini. Bom. Tamam hesaptaki itemleri kontrol edeceğim. Birçok item var aslında. Çarlarda çok fazla item var. Nasıl dağıtacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> Neyse bunlar kalsın. Bir yıl sonuna falan girince düşünürüm şimdi. Diğer çarlara girip etkinlik aparatlarını harcayıp bırakacağım. Anlatmadığım bir şey düşünüyorum. Şu tılsım. öyle bir tılsım işte. Eskiden elde etmesi daha kolaydı. Şu anda zor. Çok zor yapılıyor tılsım. Kalıcılaması da pahalı elime bir kara sakayım takayım. Ve tabi bu merak mı dursun? Bir yıl bırakacağım için. Bu merak zaten bir yıllık. Seneye yazın gireceğim için herhalde bu bir 40-50 gün falan kalır. Hem de bu süresi uzamış olur. O yüzden mantıken bunu alıyorum. Hesapta 121 tane dizi taşı. Dizi 2 denenmez. Hmm. Vip açarak VIP puanıyla sürekli güçlendirme taşı al. Ben kaçıyorum. O kadar. Evet arkadaşlar. Ha son olarak benim şeyi göstereyim. Nerede o? Eski takıları. Buradan böyle her gün alabilirsiniz. 740 40 veya daha üstünse. Burada XP'ler var. Antika XP'ler. Zamanda dolandırılmıştım. Bununla dolandırmışlardı beni. Eski baloncuk, eski takılar. Akik taşlı kemik zincir. Kemik zinciri bulabiliyorsunuz ama akik taşlı yok. Bulamazsınız. Antik bambu zamanda atmışlardı bana. Umut yıldırımı çıkar. Psikolojim bozuluyor. Falan yapıyorlardı. Onun için eski etkinlik aparatları. Gold'lar. Gold'ları basmıyorum tabii ki. Dediğim gibi çar samimi dursun diye. Kasası böyle. Hesap bu şekilde. Eski korsan keşfi bileti ama artık böyle bir keşif yok. Bu dinozor totemlerini biriktirmişim. Şeyden bombom defanstan. İşte öyle ya. Hmm. Görüşürüz. Ben videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda 1 ile 27 birleşti. Sunucu 1 ve sunucu 27 birleşti. Sunucu 1 oyuncuları buradan ödüllerini tekrar alabiliyor. Bombom bırakıyorum dediğim gibi yaklaşık bir yıllara vereceğim. Belki de hiç girmem bilmiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.